Fizik tedavi ve rehabilitasyon hangi hastalıkları kapsar? Bel ve boyun fıtığı tedavisi nasıl olur? Kireçlenme nedir? Nasıl tedavi edilir? Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Ayşim Oflazer'le birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Fizik tedavi ve rehabilitasyon nedir? Hangi hastalıkları kapsar? Fizik tedavi ve rehabilitasyon. Aslında fizik tedavi ve rehabilitasyonu ayrı ayrı tanımlıyoruz ama hepsi bir bütün. Hı hı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon dersek özellikle kas iskelet sisteminde ağrı ve fonksiyon eksikliği yapan tüm hastalıklara dışarıdan uygulanan bir takım cihazlarla yapılan tedavi şeklidir. Rehabilitasyon ise doğumdan önce veya sonra oluşan her türlü hareket sistemi yetersizliklerinin ortadan kaldırılması, hastanın günlük yaşamda daha bağımsız olması için yapılan tüm çabaların ismidir. Farklı farklı da isimlendirsek de aslında hepsi bir bütün oluyor. Şimdi hangi hastalıkları kapsar diye sordunuz. Tabii çok geniş bir kapsam var. İşte boyundan itibaren başlarsak her türlü boyun kireçlenmesi, boyun ağrısı, boyun fıtıkları, boyun kayması, aşağı inersek fibromiyalji, sırt ağrıları, omurga eğrilikleri, skolyoz ya da kifoz dediğimiz. Hı hı. İşte bele gelirsek bel kireçlenmesi, bel fıtıkları, bel kayması, osteoporoz. Daha aşağılara inersek kalça diz kireçlenmeleri, menisküs lezyonları, her türlü özellikle ellerde gördüğümüz kireçlenmeler, bileklerde gördüğümüz sinir sıkışıklığı, yani geniş bir alan. Bunun yanı sıra nörolojik ve ortopedik rehabilitasyondan bahsetmek isterim. Ortopedik rehabilitasyon her türlü kırık sonrası biz devreye gireriz. Yani hı hı. Hastanın herhangi bir bölgesi kırıldığı zaman alçı çıktıktan sonra biz devreye gireriz. Büyük ameliyatlar, ortopedik ameliyatlar, her türlü işte kas operasyonları, kalça veya diz protez ameliyatlarından sonra gene biz devreye gireriz. Bir de büyük bir bölümümüz var, nörolojik rehabilitasyon diye. Bu da her türlü inmeler, belki duyduğunuz taraf, bir taraf felçleri dediğimiz olaylar, multiple skleroz, amyotrofik lateral skleroz, polio gibi büyük hastalıklar. Bunun yanı sıra tek sinirin felçleri, mesela yüz felci gibi veya bileklerde gördüğümüz sinir sıkışıklığı ki diyabetlilerde daha sık görüyoruz. Hı hı. İşte bunun yanı sıra gene diyabetlilerde gördüğümüz sinirlerin zafiyeti diye adlandırdığımız polineuropatilerde hepsinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uyguluyoruz. Peki nasıl bir süreci var bu tedavinin? Kaç seans uygulanıyor mesela? Şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon seanslar halinde uygulanıyor. Hı hı. Tabii hastalığa koyduğumuz isme göre de bu seansların sayısı değişiyor. Bir ortopedik rehabilitasyonda 20-25 seansa uzarsa, nörolojik rehabilitasyonda bu daha uzun seanslara ulaşıyor. Ama bel, boyun fıtığı veya kireçlenme dediğiniz zaman genelde 15-20 seansta biz işi hallediyoruz. Her seans ortalama 50 ya 60 dakika sürer. Tüm hastaların kafasındaki sorulara göre söyleyeyim, radyasyon değildir. Radyasyon yoktur fizik tedavide. Bir ilgisi yok. Etkisi yoktur. Tamam. Evet. Hasta ne kadar sürekli ve devamlı gelirse o kadar iyi etki ederiz. Çünkü birikim tedavisidir. Yani her bir yaptığımız tedavi bir öncekinin üstüne binerek ortaya bir şey çıkar. Hı-hı. Onun için düzenli gelmek lazım ve hekimin önerdiği sayıda gelmek gerekir. Herhangi bir yan etki veya risk var mı? Yok. Evet, zaten fizik tedavi almadan önce hastayı biz genel olarak değerlendiriyoruz. İşte kardiyak problemi, tansiyonu veya herhangi bir malign hastalığı, ateşli hastalığı varsa ona göre önlem alıyoruz. En sık rastlanan ağrılar hangileri? En sık rastlanan ağrı poliklinikte en fazla bel ağrısına rastlıyoruz. Hmm. Zaten işte dünyada da bir takım istatistikler yapılmış. İnsanların %80'i hayatlarının bir bölümünde mutlaka bir bel ağrısı yaşıyorlar. Ha bir saat, ha bir gün ama mutlak yaşıyorlar. Bu çok yüksek bir oran. Biz de poliklinikimizde en fazla bel ağrısı yaşıyoruz. Onun arkasından boyun ve diz geliyor sırasından. Hmm. Bel ağrısı tabii ki iş gücü kaybında da çok önemli. İş gücü kaybında dünya istatistikleri ikinci sırada. Birinci sırada üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle iş gücü kaybı oluyor. Ama ikinci sırada bel ağrısı geliyor. Sonra boyun, sonra diz. Peki fıtık da çok önemli bir konu hocam. Bel ve boyun fıtığı tedavilerinde fizik tedavi rehabilitasyonunun yeri nedir? Şimdi bel ve boyun fıtıkları tabii her bel ve boyun ağrısı fıtık olacak anlamına gelmiyor. Onu hastayı iyi değerlendirip ismini tam koymak lazım. Fıtıkla beraber başka bir hastalığı da olabilir. Mutlaka ayırt edilip hastaya öyle yaklaşmak gerekiyor. Birinci şart bu. İkinci şart şöyle bir istatistik vereyim. %95 fıtıklar ameliyat dışı yöntemlerle iyi oluyor. Yani konservatif tedavi. Çok yüksek bir oran. Çok yüksek bir oran. Güzel.
Onun için fıtığın ne olduğu değil, hastaya ne yaptığı önemlidir. Yani hastayı iyi bir muayene etmek, filmini, grafisini beraber değerlendirmek lazım. Şöyle bir istatistik yapmışlar. 60 yaşına kadar gelip hiç bel ağrısı yaşamamış insanların MR'ını çekmişler. %30-40 gibi bel fıtığı çıkmış. Yani hastaya bir şey yansımamış. Hiç ağrı yapmamış. Hiç ağrı yapmamış. Demek ki sessiz. Aslında insan vücudu çok akıllı. Birçok şeyi kendi kendine iyi etme yeteneği var. Onu korumuş demek ki. Bize yansıyan bir şey yok. Ama ne zaman ki hastanın şikayeti oluyor, bize yansıyor, o zaman önemli. Hastanın muayene bulgularıyla grafi bulgularını mutlaka beraber değerlendirmek lazım. Grafiği gördüğünüz zaman aman ha hasta yürüyor mu diyebilirsiniz. Veya çok ufak bir fıtık vardır ama hastanın durumu çok ağırdır. Ne yaptığı önemlidir fıtığın. Onun için muayene ile grafiği hep beraber değerlendirmek lazım. Tekrar söylüyorum, %95'lerin üzerinde konservatif tedaviyle iyi olur. Ama ne zaman ki bir sinire dokunur ve onda harabet yapmaya başlar ki biz bunu EMG ile veya muayene ile anlıyoruz. O zaman sinir dokusu kendini yenileyemeyen bir dokudur. Orada dururuz. Mutlaka cerrahi müdahale gerekir. Bunun yanı sıra her türlü konservatif tedaviyi denemişizdir. Hasta günlük yaşamda hiçbir şekilde kaliteli yaşayamaz. 3 ay sürer. O da bir sosyal endikasyon olabilir. Kireçlenme nedir? Kireçlenme, evet. Kireçlenme, kireçlenmesi olmayan insan var mı acaba, değil mi? Toplumda herkesin var, bir kireçlenmesi var. Farkında değiliz var. Peki hocam. Evet, şimdi kireçlenme aslında eklemde ağrı ve fonksiyon kısıtlılığına neden olan, dünyada en fazla görülen kronik romatizmal bir hastalık. Ne yapıyor? Hastanın önce o eklemde ağrısı oluyor. Böyle hafif bir ses gelebiliyor. Hareket ederken çıt çıtır gibi bir ses gelebiliyor. Ve eklemini rahat kullanamıyor. Sabahları özellikle ağrısı oluyor. Tutukluk yaşıyor. Bu ama en fazla 30 dakikadır. Ağrı kesin olmalı mı? Ağrı olur. Kireçlenme diyebilmemiz evet, için. Evet, ağrı ve hareket limitasyonu. Mesela uzun süre oturduğunuz bir saatten fazla ilk kalkışta o ekleminizde ağrı ve kullanamama durumu olur. Kısa sürede açılır ama. 30 dakikayı aşarsa bu açılma mutlaka romatizmal bir hastalık şüphesi vardır. Onu mutlaka ayırt etmek lazım. Kireçlenme çok yaygın. Özellikle de bayanları tutuyor nedense. Kireçlenme en sık hangi eklemlerde görülür? Vücutta yükü taşıyan eklemlerde en çok görülüyor. Birinci sırada diz ve kalça eklemi, sonra omurga geliyor. Vücut ağırlığımızın 1/3'ünü belimiz taşıyor. Onun dışında dizler. Yürürken bir ayağımızı yerden kaldırıyoruz. Bir ayağımız üstüne bütün yükümüzü taşıyoruz. Dolayısıyla yerin düzenli olup olmaması zeminin, giydiğimiz ayakkabıya kadar dize veya kalçaya düşen yük farklı boyutlarda. O nedenle yük çok önemli. Yani beraberinde kiloyu getiriyor. Yani kilolu kişilerde kireçlenme, yük taşıyan eklemlerde daha fazla oluyor. Bunun yanı sıra cins ve genetik faktörler de önemli. Bayanlarda özellikle diz artrozu ve ellerde gördüğümüz küçük eklemlerdeki artroz, heberden dediğimiz, daha sık. Bunlarda hem hormonal nedenleri düşünüyoruz, hem de biraz da genetik faktörler var. Özellikle ellerde, küçük eklemlerde gördüklerimiz bayandan bayana geçen bir genetik özellik gösteriyor. Ailede daha sık görülüyor. En fazla görülen eklem diz eklemi, sonra kalça ve bütün beden ağırlığımızı taşıdığı için bel ve boyun omurgaları geliyor. Onun dışında işte elde küçük eklemlerde görülebilir. Ayak parmağında birinci parmakta çok görülür. Çünkü yükü çok daha fazla taşıdığı için. Dediğimiz gibi birinci sırada kilo, ikinci sırada yaş, cins gelir. Yaşla beraber zaten kireçlenme doğal. Yani kıkırdağın eskimesidir bu aslında. Suyunu kaybedip vazifesini yapamama durumudur. %30 yaşın altında %1 gibi görüyoruz. Ama yaş arttıkça bu oran artıyor. Yani doğal hale geliyor. Ama kiloyla direkt alakalı. Şöyle ki biz hastanın kilosunu boy uzunluğunun karesine bölüyoruz. Elde ettiğimiz oran 25 civarında olmalı. Bunun üzerinde her bir birim çıktığında %15 risk artıyor. Yani açıkçası kilo arttıkça kireçlenme riski artıyor. Kireçlenme bizim dediğimiz anlamda osteoartrit kaçınılmaz oluyor. Yani kiloyla direkt alakası var. Çünkü eklemlerimiz doğduğumuzdan beri bizi taşıyan, her türlü hareketimizi sağlayan eklemlerimiz. Kilodan
hor kullanımdan, mesleki zorlanmalardan, tabii bu arada işte elimizde olmayan nedenler de var. Değişik enfeksiyonlar geçirebiliriz. Ortopedik ameliyatlar geçirmiş olabiliriz. Bir bacağımız kısa olabilir veya nörolojik bir hastalık geçiririz. Dolayısıyla elimizde olmayan nedenlerle de kireçlenme olur, olabilir. Kireçlenmenin tanısını siz nasıl koyuyorsunuz? Şimdi önce hastayı iyice dinliyoruz. Şikayeti nedir diye dinliyoruz. Ondan sonra muayene ediyoruz. Eğer hastanın bel eklemi kireçlenmişse mutlaka onda şekil bozukluğu başlıyor ileri dönemde. Onu hiç istemiyoruz. Hasta der benim dizim aslında eskiden böyle değildi. Çok muntazamdı diye. Gerçekten dizi şekli değişmeye başlıyor. İlk kalkışta uzun süre oturduktan sonra veya sabah ilk ayağını bastığında yürümede zorluk çeker, sonra geçer. Bu 30 dakikadan uzun sürerse romatizmal bir neden vardır. Değilse kireçlenme diye isimlendiriyoruz. Merdiven inip çıkmakta zorluk çeker. Eklemi kullandığında hafiften bir ses duyar. Sürtünme sesidir o. Kıkırdağın suyunun azalma sesidir. Bütün bunlarla beraber iyi dinleyip iyi muayene ettikten sonra tabii ki bir takım tetkikler yaptırıyoruz. Eğer romatizmal bir etken düşündüysek mutlaka laboratuvar istiyoruz. Ama saf kireçlenmede laboratuvar normal oluyor. Yanı sıra direkt grafi çoğu zaman bize bulgu verebilir. Kalça, diz veya bel kireçlenmesine ama gerekirse BT, MR gibi ileri tetkikleri de kullanıyoruz. Kireçlenmenin tedavisi nasıldır? Kireçlenmenin tedavisi, tabii kireçlenme bir eklemin yıpranma hastalığı. Dolayısıyla hastanın o eklemi nasıl iyi kullanması gerektiği, nasıl ekonomik kullanması gerektiğini iyi öğretmek lazım. Yani sadece bize görev düşmüyor, hastayla beraber yapıyoruz bunu. Kilosu fazlaysa mutlaka kiloyu düşürmemiz lazım. O eklemin ağrısını kesmek istiyoruz önce. Zaten hasta önce ağrımı kesin diye gelir. Çünkü ağrı nedeniyle günlük yaşantısı çok bozulur. Ağrısını kesip o eklemi kullanır hale getirmeye çalışırız. Normal range neyse onu getirmeye çalışıp ileride olabilecek şekil bozukluklarını da önlemek istiyoruz. Bütün bunlar için bir fizik tedavi rehabilitasyon programı uyguluyoruz. Bunun yanı sıra özellikle diz gibi büyük eklemlere eklem içi enjeksiyonlar yapabiliriz. İşte kıkırdağı yağlayan, horoz ibiğinden yapılmış veya kolajenden yapılmış bir takım iğnelerimiz var. Onları eklem içine verebiliyoruz. Bunları önceden haftada bir kere, 3-5 kere yapıyorduk ama şimdi uzun etkililerimiz var. Bir kere yaptığımızda 6 ay, 1 yıl gibi devam ediyor. Ama tüm bu hastalara eklemini tedavi ederken eklem çevresi kaslarını da geliştirmemiz gerekiyor. Yani yükü eklemin kıkırdağından alıp eklem çevresini kaslara taşıtmak istiyoruz. İşte bayanlarda fazla görülmesinin nedeni de hormonal nedenlerle beraber bayanlarda kas gücü zayıf. Özellikle diz eklemini örnek alırsak diz üstü kas gücü zayıf. Onu geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştirirsek ayağa kalktığı zaman vücut ağırlığının çoğunun o kas taşıyacak. Dolayısıyla kıkırdağı rahat edecek. Yani egzersiz bütün kireçlenmeler için gerçekten çok önemli. Aslında kireçlenme başlamadan egzersiz yapmak daha önemli değil mi? Tabii. Evet. Yani egzersiz evet, hayatımızın bir parçası. Için. Çünkü olmalı. Hareket sistemimiz hareket için yaratılmış. Mutlaka hareket etmemiz lazım. Ama zorlamayacağız, fazla yük vermeyeceğiz ama çalıştıracağız onu. Peki son günlerde çok duyduğumuz PRP var. Sizin tedavi yöntemleriniz arasında da PRP'nin yeri var mı? Şimdi demin intraartiküler hani eklem içi enjeksiyonlardan bahsettim. Artık son yıllarda PRP dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz. Şimdi bizim kanımızda bir plazma var, bir de kan hücreleri var. Bu hücrelerden bir tanesinin adı trombosit. Evet. Bunlar büyüme hücresi ve dokuları yenileme hücresi faktörü içlerinde barındırıyorlar. Bunları fark ettikten sonra biz onları hastadan kan alıp o hücreleri ayırt ediyoruz. Bir işlem yapıyoruz. 15-20 dakika kadar sürüyor. Ondan sonra aldığımız serumu hasta olan bölgeye veriyoruz. Bu bir diz içi, eklem içi de olabilir. Diz, kalça, omuz gibi. Veya hasarlı bir kas bölgesi de olabilir. Bu bir dirsek olabilir. Özellikle tenisçi dirseği, golfçi dirseği. Omuzda bir tendon yaralanması olabilir. Dizde yalnız çok etkili. Her türlü kireçlenmede bağ ve menisküs lezyonlarında etkili. Bunun yanı sıra işte topukta topuk dikenine kadar uygulama alanı var. Uygulama aslında çok kolay. Hastadan bir kan alıyoruz. 15-20 dakika süren bir işlemden sonra elde ettiğimiz serumu istediğimiz bölgeye veriyoruz. Kendi kanımızdan elde edilen serumla tedavi oluyoruz. Evet, onun için yan etki sıfıra kadar yakın. Hiçbir yan etki düşünmüyoruz. Hastaya o enjeksiyonu uyguladıktan sonra o kalkıp yürüyüp normal hayatına
devam edebiliyor. Sadece eğer eklem içine verdiysek bir dolgunluk hissi olur. 1-2 gün kadar sürer ve geçer. Bunları hastayı anlatıp nasıl önlem alması gerektiğini söylüyoruz. Ama işte dize yaptıktan sonra binip arabasını kullanıp gidebilecek durumda oluyor hastamız. Hastaya yaptığımız iğnenin ne anlama geldiğini mutlaka iyi anlatmamız lazım. PRP bir ağrı kesici iğne değil. Yani yaptığımız zaman ağrınız bir anda kesilecek değil. O yaptığımız bölgedeki hasarı iyileştirecek. Dolayısıyla zamanla etkisi görülür. Ortalama etkisi 3 haftadır. Onun için ayda bir kere biz enjeksiyonu tekrar ediyoruz. Hı hı. Eğer diz bölgesi ise ayda bir kere 2 ya da 3 enjeksiyon yapıyoruz. Omuzda veya diğer bölgelerde genellikle 2 enjeksiyon yeterli olmakta. Yaşam boyu ağrısız ve rahat hareket edebilen bireyler olmamızın bir yolu var mı? Var tabii. Uzun bir yol bu. İnce uzun bir yol. Kolay bir yoldur inşallah. Birincisi kilo tabii. Hep söyledik ya bütün hastalıklarda çünkü eklem ve işte hareket sistemimizi bizim kilomuz taşıyor. Kilomuzu taşıyor. Kilo kontrolü bir. Kilo kontrolü bir. Hareket edeceğiz. Hareket sistemimiz hareket için yaratılmış. Hareket edeceğiz. Ne yapabiliriz? Düz ayak yürüyüş yapabiliriz. Düzenli. Veya işte bize uygun fazla yormayacak spor nedir? Yüzme, tenis gibi sporları yap. Ama bunu mutlaka düzenli yapmak lazım. Şöyle baştan itibaren başlarsak mesela boyun sağlığı çok önemli günümüzde. Hepimiz çünkü masa başında oturuyoruz, bilgisayar kullanıyoruz. 45 dakikadan fazla aynı pozisyonda kalmamak gerekiyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü bir dakika olsun ara ver diyor. Bu kalkıp bir yürüyüş olabilir. Sandalyenizde yaptığınız bir iki esneme hareketi olabilir. Ki bunların artık çekilmiş şemalar var. Özellikle masa başında oturanlara biz bunları veriyoruz. Masada mesela dik oturmak gerekir. Hem boyun hem bel sağlığı için. Sandalyemize dik oturacağız. Sandalyemizi masamıza yanaştıracağız. Ve ekran göz hizasında olmalı. Sağda, solda veya yukarıda değil. Göz hizasında olması. Işık sağdan gelmeli. Masanın yüksekliği dirsek hizasında olmalı. Herkesin dirsek mesafesi farklıdır. Buna göre, onun için sandalyeler ayarlıdır. Buna göre ayarlamalı. Eğer ayağımız yere değmiyorsa bu ayarı yaptıktan sonra mutlaka ayak desteği koymamız gerekiyor. Boyun sağlığı için iki eli eşit kullanmak çok önemli. Tek elle ağır bir şeyleri kaldırıp itmektense iki eli beraber kullanmak, tek parça bir şey taşıyacaksak iki elimizle taşımak hem boyun hem bel sağlığı için çok faydalı. Boyun için mutlaka yapma dediğimiz hareketler var. Onlardan bahsedeyim. Boyunu çok geriye atarak uzun süre durmak boyun sağlığı için uygun değildir. Ne yaparız? Perde takarız, bir şeyde bir iş yaparız. Mutlaka yükseklik üstüne çıkıp göz hizası çalışmakta fayda var. Aşağı doğru inersek işte sırt ve bel geliyor. Bunların sağlığı için işte dik oturacağız, dik duracağız. Şimdi artık günümüzde herkes çok bilinçlendi. Yatak alırken bir araştırıyoruz ne yatağı alayım diye. Yatakla beraber aslında yastığı da araştırmak tabii lazım. İnsanı yandan düşünürseniz boynumuz hafif çukurdur. Yandan düşünün. Sırt hafif kambur, beli tekrar çukurdur. İşte bu kavislere uygun davranmak lazım. Yani boyun çukuruna destek olan bir yastık. Yani ortopedik yastık kullanmak çok faydalı. Hastalandıktan sonra değil, hastalanmadan önce kullanmak. Doğal kafsimizi desteklemek lazım. İşte yatak nasıl olmalı? Çok sert olmamalı. Aslında doğal kavislerimize uygun olacak bir vücudumuzun yataktır. Şeklini alan şeri yataklar alan, uygun ama mudur? Ama ağırlığınca çökmeyecek o ayarı. Yoksa tam ortopedik dediğimiz ameliyatlar çok özel durumlarda ortopedik ameliyat geçirmiş hastalara önerdiğimiz bir yatak şekli. Bunun yanı sıra işte yataktan kalkış, yere eğilip kalkma bilmediğimiz yanlışlar bunlar. Ani hareketlerden de kaçınmak gerekiyor değil mi? Evet. Mesela her türlü ağırlığı kaldırabiliriz. Hayat devam ediyor. Onu kaldıramam, bunu kaldıramam diye bir şey yok. En basitinden valizinizi kaldıracaksınız. Tabii. Kaldıracağınız ağırlığa vücudunuzu yaklaştırıyorsunuz. Hafif bir diz kıvırma yaptıktan sonra istediğiniz yükü kaldırabilirsiniz. Uzaktan olmayacak, diz bükmeden olmayacak. En önemli şartımız bu. Şeyleri düşünün, haltercileri. Yüzlerce kilo kaldırıyorlar tabii ama yere çömelmiş ve vücuda yakın olarak kaldırıyorlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi kilo, yürüyüş ve egzersiz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler. İnşallah. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Ayşim Oflazer'den kireçlenme ve tedavisini dinledik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.